Ben avukat Ayhan Ömen. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika'da emlak yatırımı yapanların hakları nelerdir diye bir takipçimiz soruyor. Şimdi şunu anlamak gerekiyor bu durumda. Siz emlak yatırımı yaparken dediğiniz yani oturum almak mı ya da green card almak mı ya da vatandaşlık mı almak? Hadi diyelim bir bu olsun soracağınız soru. Ve tabii diğeri de normal işte emlak sahibi olarak haklarımız nelerdir diye soruyor olabilirsiniz. Şimdi şunu söyleyebilirim. Hani sizin sadece Amerika'da bir emlak almanız ya da bir emlak yatırım yapmanız, sizin burada kalabilmeniz ya da sizin burada yeşil kart alabilmeniz ya da burada kalabilecek bir vize sahibi olmanıza imkan vermez. Yani siz hiç Amerika'ya gelmeseniz de bu emlak yatırımını yapıp emlakınızı alabilirsiniz. Bu size verilen imkanlardan bir tanesidir. Ama siz bu emlak yatırımını yaparken eğer düşünceniz bunu bir ticari anlamda yapmak ise ve bunu küçük ölçekte değil büyük ölçekte yapmak ise o zaman yatırımcı izinlerini alma imkanınız doğabilir. Ve bu yatırımcı izinlerini alma noktasında da sizin burada yaptığınız emlak yatırımlarının veya emlakların yönetimi, idaresi olabilir. Dolayısıyla eğer yaptığınız emlak sadece bir emlak değil, daha yüksek yatırım miktarı gerektiren bir emlak yatırımı ise o zaman tabii ki yatırımcı izinlerini geçilebilir. Bu noktada bir hak elde edebilirsiniz. Yoksa onun dışında sadece bir emlağa sahip olduğunuz diye Amerika'da yatırımcı vizesi ya da oturum vizesi ya da oturum hakkına sahip olmayacaksınız diye bunun cevaplamış olalım. Ama tabii bunun dışında bir emlak sahibi olarak tabii ki burada emlağınızın kiraya verilmesidir. Ondan sonra emlağın devriyle ilgili işlemleri yapıp yapamamıdır. Bu tip haklara tabii ki sahip olacaksınız.